Rüzgar, ne yapıyorsun? Anne, hazinemizde çok para var. Hazinemizde çok mu para var? Ne kadar para var anneciğim? Annem, ne kadar da zenginmişsin sen benden. Anne, yenge değil bunlar, çikolata. Ay, gerçek para değil değil mi bunlar? Çikolata. Keşke evet. Gerçekten hepsi gerçek altın olsaydı Rüzgar, değil mi? Abi, bu ne? Bunlar hepsi bir. Evet, hepsi bir. Şimdi kaç tane var acaba? Bunların yarısı senin, yarısı Rüya'nın mı? Hayır. Yok ya, değil. Üçümüze hepsi, bölüm. Hepsi bizim. Hepsi bizim. Haklısın annem. Sayalım mı kaç tane var? Bu yok. Bak, sana kolay bir yöntem göstereceğim. Bir, iki, üç, dört. Anneciğim, dur bir dakika. Baştan başlıyorum. Bak, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi bunları şöyle koyuyorum. Allah, bir tanesi kaçtı. Kolay olan yöntem ne biliyor musun? Şimdi bu boy 10 tanenin olduğunu gösteriyor. Saymama gerek kalmadı. Niye devirdin anneciğim? Ya, ama ben saymak istiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman ben de gidiyorum. Bunların hepsini de benim olsun o zaman. Bunlar da benim. Hepsi benim. Hayır, benim. Ama neden saymamıza izin vermiyorsun? Niye ağladın? Hepsi senin olduğu için mi? Evet. Ne güzel işte, yeriz güzel güzel. Bir tane açıp yesek mi acaba? Ama öyle kabuğuyla değil. Kabuğuyla yemiştim. Kabuğuyla. Ne diyorsun ya, kabuğuyla mı verdi sana evet. Yanlışlıkla? E sen ne yaptın? Yedin mi onu? Aferin sana annem, kabuğu yenir mi bunun? Yenmez değil mi? Ya, ağladım ağladım. Neden ağladın? Hadi hepsini koyalım. İki tane dışarı bırakalım. Tamam, bunları kapattım. Hazinemiz gizli gizli dursun. İki tane bugünlük harcayalım hazinemizden. Hepsini koyacağım. Ya, iki tane harcayalım. Ben kahve içeceğim. Kahvemin yanına iki tane versene. Hayır, bak üç tane. Tamam, bu ikisi benim olsun. İkisi de senin olsun, olur mu? Hayır, bir tanesi olmaz. Hepsi benim. Ya, bana da versene kahvenin yanına ya. Ya, bir tane olur. Hadi ver. Teşekkür, bir tane verdi gel. İki tane versene. Hayır, ama şimdi vermiyorum. Uf, çok cimrisin Rüzgar. İnsan iki tane verir. Bir tane ne ya? Ya, bana çok lazım. Sana çok mu lazım? Sana çok var zaten. Ama bana bir tane verdin sadece. Allah, gel. Hepsini. Allah. Kapat. Peki çikolataları yedikten sonra ne yapıyoruz Rüzgar? Bizi fırçalamalıyız. Hayır. Evet. Yoksa dişlerini çürükler olur anneciğim. Ve de ağzın çok kötü kokar dişlerin çürürse, biliyor musun? Ağızdan kötü şeyler çıkar. Yok, ağızdan kötü şeyler çıkmaz anneciğim. Ağzın kötü kokar, dişlerin de çürür. Sonra dişler... Sonra da kulağından şey çıkar. Kulağınla alakası yok onun. Hadi bakalım çikolatalarımızı yiyelim. Çikolatadan sonra mutlaka ama mutlaka dişlerimizi fırçalayalım. Sonra da bu kafamı koyayım. Ya, kafa. Tamam, ben bir kere yapayım. Bir kere yapacağım onu, tamam mı? Bir, iki, anneciğim. Sonra sabah sporunu yapacağız. Sabah sporu yapacağız, evet. Sağlıklı yaşam için haftada iki gün jimnastikli olmak. Git sağ oraya, git odanın başına. Git 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 git. Tamam, dön şimdi bana. Jimnastikte yaptığın hareketleri bugün evde de yapacağız. Hazır mısın buna? Anneciğim, jimnastikteki ilk hareketiniz bu değil ki. Kalk annem. Şimdi önce aç kapayla başla. Kalk kalk kalk, şimdi bak, takla da atacağız. Hepsini yapacağız ama sırayla. Şimdi ben jimnastikte sizi izliyorum. Ellerini beline koy. Tamam mısın? Şimdi bacakları aç kapa. Aç kapa, aç kapa. Aferin, böyle böyle. Devam. Eller belde, eller belde. 1, 2, 3, 4. Şimdi bana doğru. Aha, gitti. Rüzgar, nereye gittin? Spor bitmedi ki. Şimdi hangi hareket var Rüzgar, biliyor musun? Evet, otur yere. Dizlerinin üstünden gel. Evet, kollar da böyle. Aynen öyle. Gel. Vıcı vıcı yapa yapa. Gel 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 gel. Aferin sana. Gel gel gel. Bunlar 3 ve 4 yaş için çok... Zorlandın mı? Şimdi zorlanıyor musun peki? Tamam, süper. Gel 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 gel. Şimdi kalk ayağım. Şimdi ne istiyorum senden, biliyor musun? Tavşan yürüyüşü yapabilir misin? Tavşan yürüyüşü, tavşan böyle mi yürüyor? Eller yerde.
Koy ellerini. Kocamansın, minik tavşansın sen. Koy anneciğim ellerini yere, dizler de takla atmayacağız. Dizler de yerde. Ha, bir takla at, rahatla. Rüzgar, ellerin ve dizlerin yerde. Şimdi önce iki elini öne at, sonra dizlerinle. Annem, ay kafanı hiç karıştırma. Ha, aynen böyle. Gel küçük tavşan. Ha, aferin sana tavşan. Devam. Bak kaçtı ya. Nerede benim tavşanım? Minik tavşan. Hadi spor yapıyordu. Hadi tavşanlığa devam. Aferin. Gel 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 gel. Yap yap. Ne? Seveyim tavşanım. Gel minik tavşanım benim. Rüzgar, bundan sonra ne olacaksın biliyor musun? Ayı yürüyüş yapacaksın. Eyvah, lan ben korkarım, çok korkarım, kaçarım ayıdan. Annem, ayı yürüyüşü böyle değil ki. Gel, ayı yürüyüşü nasıldı Rüzgar? Hatırlamıyor musun ayı yürüyüşünü? Eller yerde, dizler yukarıda, takla atmadan yürü bana doğru. Kafanı kaldır anneciğim. Evet, şu an tam bir ayısın Rüzgar. Gel anneciğim. Gel benim tatlı ayıcığım. Sen bir bal ayısı olabilir misin? Sana bal vereyim mi ayıcık? Peki ayıcık, ben sana yaklaşsam bana zarar verir misin? Dokunabilir miyim peki sana? Aa, çok tatlı bir ayıcıkmış. Bakayım. Ay çok güzel bir ayıcık. Ayıcık, birazcık korkuyordum ben senden ama korkacak bir şey de pek yokmuş galiba. Ay, sesin çok yüksekmiş ama ayıcık. Ay, korktum korktum. Peki cimnastikte başka hangi hareketi yapıyorduk anneciğim biz? Düşün düşün. Bu hareketi mi yapıyorsun anneciğim? Düşün düşün düşün. Düşün düşün düşün. Ne yapıyorduk annem başka? Parkur. Parkur. Ben sana şimdi efsane bir parkur kurayım mı? Öğretmenin yaptığı gibi denge tahtası olsun içinde. Böyle içinden geçme olsun. Bir yerlerden hoplama zıplama. Efsane bir parkur hazırlayacağım şimdi sana. Bek. Çok büyük bir parkur mu yapayım sana? Ay, aslında parkurun olduğu bir park falan. Evet, cimnastiğin ilk kuralı nedir Rüzgar için? Parkurda eğlenmek. Ve Rüzgar gider. Arkadaşlar, Rüzgar'a ben parkur kuracağım. Bu arada siz cimnastik videolarımızı izlediniz mi? Rüzgar'ın son zamanlardaki cimnastik halini yeniden videoya çekmemi ister misiniz? Yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Rüya, kofür kapalı, baksana açmamış, daha kapıda kaldık. Ne yapacağız? Böyle git olmazsa gösteriyor. Herkes balerin topuzu, sen bu saçla katıl, olmaz mı? dur aradım hemen. Geliyor kuaförümüz. Bakalım nasıl bir topuz olacak. Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Rüya okulunda bugün ne yapıyor olacak? Sen söyle anneciğim. Evet, bir vals gerçekleştiriyoruz. Evet, okul kıyafetiyle gidiyoruz ama bugün vals yapacak Rüya. O yüzden saçlarını geldik. Ne yaptıracaktık Rüya? Balerin topuz. Aynen öyle anneciğim. Bugün balerin topuz yaptıralım saçlarını. Evde ben de yapardım ama bir kuaför eli değmiş kadar güzel düzgün olmayabilirdi. Ne? Şaka yapıyorsun. Sabahın köründe tabii gelir. Ha, günaydın. Günaydın. Rüya çok yakından geldi. Geçti. Korktum. Rüya, nasıl gidiyor anneciğim? Önce fön işlemi yapılıyor değil mi? Hadi bakalım, güzelce fönü çekilsin, topuz yapılsın ve Rüya valise hazırlansın. Nasıl gidiyor Rüya? Böyle git bence sen. Topuz yapamamış olalım, böyle katıl okula, olur mu? Hazır mısın? Birazdan 1000 tane tel toku olacak saçında. Bu tokaların neredeyse hepsi saçın olacak biraz sonra. Tam abarttım. Hepsi değil, 1000 değil ama bayağı bir toku olacak saçında. Neden? Durması için saçının. Hazır. Rüya, iyi misin? Sen niye hiç konuşmuyorsun? Böyle bir kal gelmiş gibi bir sakinlik, bir sessizlik. Modunu yakalayamadın mı acaba bugün? Anneciğim, saçın tamam, dön bakayım arkanı şöyle bir. Bence çok güzel oldu. Sen ne düşünüyorsun? Güzel oldu. Hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz? Tık modumuzu da yakaladığımıza göre okula gidiyoruz. Çık hadi, babanı bekleyelim. Baban gelsin bizi alsın. Rüya, sabah çok erken, insanlar parkta spor yapıyorlar. Senin montun nerede? Heyecandan unutmuş olabilir misin? Koş montunu al, gel. Hadi bakalım, bugün ders yapacak mısınız acaba okulda? Ya anne, zaten bugün bugün cuma anneciğim, cuma. Günleri de karıştırdım. Ya, ben
Aynen öyle. Şimdi bugün gideceğiz okula. Güzelce bakalım. Anneciğim, kıyafetin evde unuttuk. Anne, geri dönmemiz lazım. Babamı arayayım. Dur, babanı arayalım. Hemen o getirsin kıyafeti. Eyvah, kıyafetin uzun. Kızım, bugün hep aksiliklerle başladı. İnşallah böyle devam etmez. İnşallah gösteri her şey istediğin gibi olur. Şimdilik hadi arayayım babanı. O zaman gidelim, kıyafeti de alalım ve yola çıkalım. Elbisesini de giyen Rüya Sedalı hazır. Rüya, gösteri için heyecanlı mısın anneciğim? Ben de çok heyecanlıyım. Acaba nasıl geçecek gösterin? Bakayım. Elbise çok güzelmiş. Gerçekten balerin topuzu ve bu elbise, evet. Şimdi gösteri için hazırsan evden çıkalım. Ve Cumhuriyet Bayramı'nı valsimizle kutlayalım. Hazır mısın? Rüzgar nerede? Nerede anneyim? Rüzgar. Sen gelmeyecek misin bizimle? Annem, sen neredesin? Gel hadi. Gidiyoruz gösteriye. Hadi bakalım. Sen ne giydin bugün? Rüzgar da Atatürk tişörtünü giymiş. Hadi gidelim, Cumhuriyet Bayramımızı kutlayalım. Arkadaşlar, hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Rüzgar, artık 3 yaşındasın. Bugünden itibaren seninle etkinlik yapmaya başlayacağız. Hazır mısın? Ne? İtfaiyeciye, annem itfaiyeciye binmeyeceğiz, anne, etkinlik yapacağız. Söyle anneciğim. Ben büyüyünce itfaiyeciye binip yangın söndürmeye gitmek istiyorum. Gerçekten mi? Evet. Ay, çok sevindim ben buna. Peki arkadaşlar, siz büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Yorumlara yazın hemen. Biz etkinliğimize geçelim o zaman. Etkinliklerimiz geldi. Otur bakalım. Şimdi, evet. Burası da tam okul masası gibi değil mi Rüzgar? Şimdi Rüzgar, benim burada bazı nesnelerim var. Bu nesnelerin isimlerini soracağım sana, tamam mı? Hazır mısın? Dur bakalım. Evet, önce bununla başlayalım. Bu ne renk Rüzgar? Yeşil. Doğru bildin. Peki. Bu ne renk? Turuncu. Hayır, buranın rengini soruyorum. Kağıdın rengi ne renk? Çek misin acaba? Sarı mı? Evet. Hayır anneciğim, beyaz, bak burası beyaz. Buradaki yazı turuncu. Peki bunun ne olduğunu biliyor musun Rüzgar? Ödül şeyi, evet, ödül. Peki bu ne Rüzgar? Anneciğim, bu? Şemsiye. Peki şemsiyenin altında kaç tane kurbağa var, bana söyleyebilir misin? Söyleyeyim. Say bakalım. Bak öyle değil. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dur. 8. Devam ediyorsun saymaya. Kaç da? Onu da sayalım. Gel bakalım. Burada trenin dışında kaç hayvan var? Say bakalım bana. Kuş. Hayır. Kaç tane? 1, 2 diye say. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Karışmadı mı biraz sence? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abarttım. Bak ben sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oldu mu? Şimdi bunu buraya koyalım. Şimdi bunu buraya koy. Yaptıklarımızı buraya koyuyoruz. Şimdi bu ne? Çanta. Büyük bir çanta ama bu çok büyük. Büyük bir çanta. Valiz bu. Tatile giderken kullanılandan. Hazır mısın yenisine? Evet. Bu hayvanın adını biliyor musun? Zebra. Evet, bu hayvan bir zebra. Peki. Bu ne Rüzgar? Ağaç. Evet anneciğim. Çok iyi gidiyorsun. Peki bu ne? Gökkuşağı. Gökkuşağı. Çok haklısın. Ne yorum yapayım bilemedim bunu. Resimlik yazmışlar ama burada gerçekten gökkuşağının resmi var. Peki bu? Telefon mu? Hayır, tolon. Tolon mu? Televizyon. Şimdi mi? Buna ne demek istediği? Anneciğim, bunun ne olduğunu söyleyeyim mi sana? Burada bir şekilden bahsediyor. Hadi birazcık yardımcı olayım sana. Bu yuvarlak mı? Kare mi? Üçgen mi? Dikdörtgen mi? Hangisi? Yuvarlak mı? Kare mi? Üçgen mi? Dikdörtgen mi? Hangisi anneciğim? Bunu izlerken şey yapıyoruz.
Hayır anneciğim, bu bir şekil. İzlerken şekillerle izlemeye çalışıyorum. Evet, sen televizyondan geri döneceğimeyeceksin. Ben söyleyeyim mi onda? Bu tatlı. Değil, bu bir güneş. Ne tatlı. Künefeye benziyor değil mi? Güneş. Güneş ama künefeye çok benziyor. Gidip künefe mi yesek, ne diyorsun? Arkadaşlar, bizim etkinlik saatimiz dın bitti. Şimdi künefe yemeye gidiyoruz. Peki bu etkinlik saatlerimiz nasıl geçiyor sizce? Devam edelim mi bunun videosunu çek? Tanıyor musun bu hayvanı? Hayır. Hipopotam. Evet. Devam ediyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Tavşan, evet anneciğim bu.